Başla. Ben Alanya'da 2003'ten beri çalışarak elektrikçi olarak 3 tane yetim çocuğu büyütmeye çalışıp şu anda konumlarını belli bir yerlere getirip düzenli bir yaşam süren Ankaralı Ali Ercan Erdoğan. Hukuki olarak ve eski eşim olan şahıstan görmüş olduğum haksızlıkları mahkemelerde ve yargıda haklarımı aradığım halde hiçbir kanuni yollar benim tarafıma uğramadığı için, kanıtlar ve deliller ibraz edilmediği için tarafsız bir yargı uygulanıp benim yaşam hakkım elimden alınıyor ve hukuki haklarım elimden alınıyor. Bunlarla ben onurlu bir savaş vermek isteyip yalnız kaldığım için en sonunda vermiş olduğum karar hayatıma son vermek. Ölmeden önce istediğim tek şey vardı. Onurlu bir yaşam sürmüşsem onurlu bir şekilde gitmek istiyorum. Fakat bu hakkı bana tanımıyorlar. Kendimi temize çıkartamıyorum. Kanuni yoldan ben suçlu gösterildim. Gerekçesiz ve somutsuz olarak ben suçlu duruma düşürüldüm. Esnaf olaraktan ben bu şekilde onursuz yaşayamam. Basın karşısında ben bütün belgelerimle intihar edeceğim. Ve bunu da suç duyurusu olaraktan beyan ediyorum. İşinizden dolayı mı? Eşimin çocuklarımı benden uzaklaştırmaya çalışıp ayrı bir dünyaya kurabilmek için bütün kötülükleri yaparak beni polis zoruyla evden attı. Şiddet, zorbalık, hiçbir şey olmaksızın. Eşiniz alkol alıyor muydu? Alıyor. Sürekli mi? Polislere de beyan ettim, fotoğrafları da gösterdim. Hiçbir şekilde kadın ifadesi esastır diyerekten kayda almadılar. Siz kendisine herhangi bir şey gösterdiniz mi? Yani eşinize karşı şiddet vesaire? Hayır, kesinlikle 22 yıllık evlilik hayatımda çocuklarıma ve eşime ben hiçbir şekilde şiddet uygulamadım. Ama buna rağmen kadın, eşim başka birine aşık olup kızını da yanına çekip ayrı bir dünya kurmak için beni hayatlarından atmak için ellerinden geleni yaptılar. Ama siz şu anda ayrıldınız. Ben de onun talebiyle, isteğiyle bir zor